Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları. Yine Europower'la bu hafta Cuma günü sigara parasına hisse alımlarımıza devam ettik arkadaşlar. Europower'in gidişatını beğeniyoruz. Tamam, bir iki haftadır hani 85-90'larda kaldığını biliyoruz. Umarız patır patır yükselip de yani bir ralliye başlayıp da bizim alım fırsatlarımızı engellemez diyorduk ama dün akşam saatlerinde evet, dün akşam saatlerinde bir yatırım haberi geldi Europower'dan. Onun hakkında detayları sizlerle paylaşacağız ama şimdi Cuma günü yaptığımız sigara parasıyla alımdan bahsetmek istiyoruz. Her hafta yaptığımız gibi. Arkadaşlar, Europower hissemizi şöyle küçültelim. Biliyorsunuz sigarayı bırakmıştık. 3. ayın 23'ü 2023 tarihinde. Geçen hafta 79. günü tamamlamıştık. Bu haftadan itibaren 7 gün daha eklersek 86. günümüz oldu. Alınan lot sayısı 4 lot alım yaptık arkadaşlar. 86'lar civarında bir alım yaptığımızı hatırlıyoruz. Lot miktarımız 4 lot artarak 57'ye çıkmış oldu. Alış maliyetimiz bu hafta itibariyle 62. Şurada görebiliyorsunuz. Yani şu ekran görüntüsünü de ekliyorum ki hani bazı arkadaşlar yorumlarda yazmasın. Yahu tamam ekliyorsun ama acaba gerçek mi değil mi? Tabii ki gerçek arkadaşlar. Sigarayı bıraktık yaklaşık 86 gün. 3 ay yaklaşık 3 ay oldu. Hala sigara içmiyoruz çok şükür. Dedik ki zaten Europower'ın halka arzına girmiştik. Halka arzdan gelen lotun üzerine her hafta 7 günlük sigara parasına yani şu an sigara 40-45 TL arasında değişiyor. 7 günlük sigara parasına Cuma günleri alımımızı yapalım dedik. Ve bu haftada yaklaşık 345 TL'lik, 340 TL'lik bir alım gerçekleştirdik. 4 lot. Alış maliyetimiz 67,84, 62,84'e yükselmiş arkadaşlar. 62,842 diyelim. Toplam maliyetimiz şu an 3581 TL. Güncel fiyatımızı yazalım. 85,4. Geçen haftaki güncel fiyatı görüyorsunuz şu an. 85,4 güncel fiyatımız ve piyasa değeri 4867 TL'ye yükselmiş oldu arkadaşlar. Karımız da yani sadece bu 57 lotla yani sadece 3 aylık sigara parasıyla alım yaptığımız Europower'daki karımız şu an 1285 TL arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ki yahu senin karın bu değil. Evet, benim karım bu değil. Benim karım aslında tam şurası. 4867 TL. Çünkü ben sigara içmiyorum. Sigarayı bıraktım. Sadece sigara parasıyla her hafta alıma devam ediyorum. Düşünün, sigarayı bırakmamış olsaydım ben bu parayı sigaraya vermiş olacaktım. Şuradaki 3580 lirayı 3 aylık sigara parası olarak ödemiş olacaktım. Çok şükür halen devam ediyoruz. İnadımız inat. Sigara içmeyeceğiz inşallah. Zaten 3 ay oldu. Zaten şu an canım istemiyor. Zaten gerçekten de rahatladım. Hatta ve hatta arkadaşlar buradan da bir dert yanayım. Yaklaşık 7 kilo 8 kilo almışım arkadaşlar. Yani 100 kiloya yaklaşmışım. Yani bunu nasıl vereceğim? Bu kiloyu nasıl vereceğim? Nasıl olacak? Bilemiyorum. Yemek yememek sigara içmemekten daha zor. Gerçekten. Ekmeği kestik ama yine de sanki olmuyor gibi. Umarız kilomuz alıp başını gitmez. Yani bunu söylüyorum. Ama Europower biriktirmeye devam ediyoruz. Tekrar edelim. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parası ile Europower enerji hissesi almaya devam ediyoruz. Bu hafta 86. gün arkadaşlar, sigarasız günümüz. Bu hafta alınan lot miktarımız 4. Toplam lotumuz 57'ye çıkmış oluyor. Alış maliyetimiz 62 TL'ye çıkmış oluyor. Toplam maliyetimiz 3581 TL. Güncel fiyat 85 lira 40 kuruş. Piyasa değeri şu an 4867 TL'lik lotumuz birikmiş durumda arkadaşlar. İş Bankası'nda biriktirmeye devam ediyoruz. Karımız sadece sigara parasıyla aldığımız bu hisselerdeki karımız şu an 1285 TL. Neyin kötüsü? Gerçekten neyin kötüsü? Yani sigara almadık 3 aydır. Europower biriktirmeye devam ediyoruz. Cebimizde
olması gereken şu an 4867 TL hisse olarak duruyor. Yani sigara almaya devam etmiş olsaydık bu hiç olmayacaktı. Sigara içmiyoruz çok şükür. 3 gün 4 gün zorluk çektik. Ondan sonra yavaş yavaş atlattık. Şu an gerçekten de bir diş sıkıntımız var. Onun sıkıntısını sadece diş tedavisiyle devam ettiriyoruz. Onu da atlatacağız. Çok şükür. Bir de kilo sıkıntımızı atlatırsak o da yine de yanında yat durumu olacak. Peki geldiğimizde grafik durumuna geldiğimizde, hissedeki grafik durumuna geldiğimizde gidişat neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın, Euro Power biliyorsunuz halka arz fiyatı 42 TL'den civarındaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tavan yaptıktan sonra bir tavan bozdu. 64'lere kadar gevşedi. 64'lerden sonra yine bir mini rally yaptı. Tekrar bir düzeltme yaptı. Tekrar bir mini rally yaptı. 95'lere geçti. 95'lerden şimdi tekrar bir düzeltme yapıyor. Arkadaşlar en kötü ihtimalle yatırım tavsiyesi değildir ama en kötü ihtimalle Euro Power bizce bayramdan sonra 3 haneli rakamları geçecek arkadaşlar. Şu okumuzu görüyorsunuz. Şu okumuz büyük bir ihtimal bayramdan sonra. Belki bu hafta. Bakın niye? Cuma günü bir kap haberi geldi. Cuma günü akşam saatlerinde yani işlem bittikten sonra bu kap haberi geldi. Euro Power Energy Ankara Sincan'da bulunan 6.762 metrekarelik fabrika arsası ve binanın 72 milyon bedelle satın alındığında kapa bildirmiş arkadaşlar. Bu bir duran varlık alımıdır. Bu şirketin ileriki dönemde daha iyi haberlere, daha iyi yatırımlara bize bildirdiği haberdir. Umarız gerçekleşir. Umarız güzel yatırımlarla en azından bu hissenin o FKPD değerlerinin düşmesini sağlar. Yeni gelecek bilançolarla en azından 3 haneli rakamların aslında olabilecek rakamlar olduğunu bize gösteriyor. Şurada bir kamerada ışık sorunu var arkadaşlar. Onu çözeceğim. Onu çözeceğim. Yani dememiz o ki biz sigara parasına Euro Power alımlarına devam ediyoruz. Haftada 4 lot şu anki fiyata göre haftada 4 lot alımlarımız devam ediyor. Belki yarın öbür gün Euro Power 110 liralara 120 liralara çıktığı zaman haftada 3 lot yeterli olacak. Ama eğer cebimizde yedek akçemiz varsa, paramız varsa, eğer Euro Power'ın alım yerinde olduğunu düşünüyorsak evet, şu an bence Euro Power alım yerinde. İleride de 110-120 liralara geldiğinde alım yerinde olduğunu düşünüyorsak biz yine 4 lot alımlarımıza devam ederiz. Aç gözlü olmayacağız arkadaşlar. Bakın. Yani bir arkadaşımız yorumlarda yazmış demiş ki yani haftada 4 lot almaktansa ne bileyim düşük fiyattan 40 lot alıp beklemek daha mantıklı değil mi diye soran olmuş. Arkadaşlar gerek yok. Zaten cebimizde o kadar para yok. Yani kademeli her hafta 4 lot, 5 lot, 3 lot almaktansa neden ben toplu paramı buraya yatırayım ki? Tamam belki gerçekten de kazandıracak. Ama inanın o 4 lot görünmüyor bile. Yani sigara parasını nasıl sigara almaya gidiyorsunuz bir paket alıyorsunuz ya o size görünmüyor. Bu da hisse olarak aldığınız zaman size görünmüyor arkadaşlar. O yüzden biz inadımız inat. Umuyoruz, devam edeceğiz. Her hafta Cuma günü Euro Power almaya, belki de yarın öbür gün Euro Power'dan hoşlanmamaya başlayacağız. Başka bir hisseye geçeceğiz. Örneğin yeni halka arz olan Forte'yi ben çok beğeniyorum. Belki de Forte'ye geçeceğiz. Ama daha Euro Power'da erken benim Euro Power'dan beklentim yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla bu sene sonuna kadar 200'lü rakamları geçmesi. Neden olmasın? Bu sene sonuna kadar önümüzde 6 ay var, 7 ay var. 200'lü rakamları geçmesi arkadaşlar. Umarız gerçekleşir. Yavaş gerçekleşsin. Acele olmasın. Birdenbire patır 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 gitmesin. Yavaş gerçekleşsin. Biz de yavaş yavaş alımlarımıza devam edelim. Söylediklerimiz, anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Biz bu haftada sigara parasıyla Euro Power alımımıza devam ettik arkadaşlar. Şurada da ekran görüntümüzü tekrar verelim sizlere. Umarız siz de bu video serisinden yararlanırsınız. En azından sigarayı bırakırsınız, az fazladan içtiğiniz kahveyi bırakırsınız,
Yemekleri belki fuzuli masraflarınızı bırakırsınız. Belki de bu şekilde siz de en azından ileriye dönük çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz ufak da olsa bir miktar yatırım aracı bırakabiliriz arkadaşlar. Küçük diye görmeyin. Bakın bu 3000, 5000'ler yarın bir gün 300 olur, 500 olur. Şaşırırsınız. Gerçekten biz 1,5-2 yıldır borsadayız. Ufak tefek birikimlerimiz var. Sasa olsun, Hektaş olsun. Bizim de zamanında yüzümüzü güldürdü. Gün gelir bu ufak birikimler dağlar taşlar olur, şaşırır kalırız arkadaşlar. Umarız öyle olur. Umarız buradan paylaşmaya devam ederiz. Siz de düşüncelerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.